Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun ben de iyiyim. Çok güzel tespihlerimiz geldi. Birini bir abimizden, ikisini de bir ustamızdan aldık. Eski güzel bir Necef diye geçen bir ürün. Kateli, oltu taşı, oltu taşı komple gümüş işlemeli, gümüş püsküllü ama biraz imamesi şöyle kırılmış. Küçük bilek boyda direkt rahat rahat bileğe girdiğinde kalan bir oltu komple şu ayraçlarına kadar gümüş işlemesine kadar gümüş ve adam bunu bir fiil epey bir kullanmış. Çok da güzel çekimi var. Ama videoya geçmeden önce sizlerden bir şey rica ediyorum. Böyle bazı arkadaşlarımızın bir eleştiri tarzında bir şey oldu. Haklı da buluyorum. Hani diyorlar ki videolarda çok hızlı anlatıyorsun. Sadece videoya odaklanıyorsun. Ya herkesin zamanı değerli olduğu için ve ilgi noktanızda ben değil de tespih olduğu için bu yüzden sadece tespihe yönelik bir video çekmeye çalışıyorum. Bu yüzden videolarım biraz daha kısa sürüyor ama zaman aralığı çok hızlı. Ortalama iki günde bir video atıyorum ki hem siz sıkılmayın hem ben sıkılmayın. Video çekerken çok fazla keyif alıyorum mutlu oluyorum. Bu yüzden hem zamanımı biraz daha videoya ayırıyorum, video çekiyorum, daha fazla video çekiyorum. Bakmıyorum yani ben 5 dakika oluyor, 10 dakika oluyor, 8 dakika oluyor. Bu videonun konusuna, başlığına bağlı değişebiliyor. Kimi zaman kendimi çekiyorum, kimi zaman tespih dışı alakalı bir şeyler çekiyorum ki bunlarda bana sorulan sorular olduğu için. Sizlere bu videoya başlamadan önce öften oltuyu anlattım zaten oltuyla devam edeceğim. Eğer abone değilseniz, abone olursanız, eğer hani bir beğenip de yorum yapıp da destek olursanız çok ama çok mutlu olurum diyeyim. Şöyle Erzurum oltusuyla size bir boy gösterelim. Şöyle bir Erzurum oltusu. Dediğimiz gibi bunu bir abiden aldık. İmamesi kırılmış. Kırıldığı halde kullanmış. Hani yapıştırılsa ne kadar olabilir? Yani yine güzel olabilir. Güm şöyle püskülü komple gümüş kaç gram bunu tartarda yazarım. Eğer bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki adresimden mesaj atarak ulaşabilirsiniz. 7 mm havuşalı bir daha 7 mm 7,5 mm ölçülerinde komple işçilikti. Ortalamasadan ben abimin elinde yani bir abimizin elinde bunu 3-4 yıldan fazla gördüm. 3-4 yıldan fazla da kullanıyordu. Benden bir sıkma keri var aldı. Hani bunun da o kadar değerli bir şey olduğunu bilmiyordu. Söyledim rakamını ve bunu güzel bir fiyata aldım. Ve aldım fiyata yakın bir fiyata da sizlere sunacağım. Şöyle şu kadar gün şu an gramı 50 lira falan desek. Nasıl diyeyim ben size? Şunu çıkartıp tartacağım ya merak ettim. Şimdi şeyimi bulamayacağım büyük ihtimalle. Şöyle tartalım ya kapamasına kadar gümüş olduğu için şöyle yani ortalama 5 gram falan. Ortalama 5 gram. Şu an e, esnaflar kendi yani bizim piyasadaki esnaflar demeyeyim de gümüşçüler falan bunun gramını 50 liradan satıyorlar. Ortalama 200-250 liralık bir gümüş püskülü var sadece sarkantılı küçük boyda sarkantılı kaç sarkantılı 5 sarkantılı sarkantıları da düşmüş bunlara birer tane güzel harf koyarsınız farklı bir şey koyarsınız eğer kullanırsınız bilek boy günlük kullanıma çok uygun 7'ye 7.5 ölçülerinde çıtır çıtır çekimim var işlemelerinden tutun her şeyine kadar gümüş işleme orijinal elzurum oltusu her türlü ama her türlü teste açık olan bir tespih diyorum. Bunu bırakıyorum. Eğer bunu istiyorsanız şu araçları da var gümüş olarak. Bunlar da ortalama şu şurasıyla. Şurası kapaması ve şunlar da birer gram gelse 6 gram gümüş kullanılmış olmuş olan bir tespih. Eğer bunlara nasıl ulaşırım, nereden ulaşırım diyen var ise Instagram adresiminden benle iletişime geçebilir. Şöyle bir yeşil tespih var. Böyle kat kat ip yapmışlar. Çıtır çıtır çekimi olan biraz da kullanılmış eski bir tespih. Öyle çok eski olmasa da eski bir tesbih tespih. 10.5'a 11 ölçülerinde şöyle ip örmeli, yedek abbeli, çıtır çıtır atölyede unutulmuş tespihler diyebilirim size ortalama 5-6 yıllık tespihler. Çok da güzel renginin aslında hani çok da güzel renk alacak çıtır çıtır çekimi olan piyasada Necef diye bak benzetme de demiyorum. Necef diye satılan ürünlerden biri çok şık ama güzel. İp püskülü de örmüşler yedek abbesini de koymuşlar şu imamesinden tutun bakın imamesinden tutun. İmamı altına habbelerine, her şeyine kadar muazzam bir tespih. Hemen bunu da bırakıyorum. Bu tarz renkleri geçen bir tane de videomda büyük boyunu göstermiştim. Sakın ha Cem Bülbül Diamond falan değil çünkü ona paramız yetmez. Çok da şey. Şöyle ama Diamond bir imza yapmaya çalışmışlar. Öyle sistem yapmışlar. İmame şöyle göstereyim sonra ondan sonra çekeceğim tespihi ya. Rengi, hareleri muazzam güzellikte bir tespih. 8.5'a 8.5'a 9.5 ölçülerinde küre. Çok da güzel çekim olan, şöyle bakayım bileğe girecek mi? Oltu gibi bilek olmasa da çok güzel çekim olan bir tespih. Bu da renk alacak. Harelerine aşık olacaksınız ya. Yakından gösterebiliyor muyuz, görebiliyorlar mı? Yakından gördüğünüz zaman da zaten çok net belli oluyor. Harelerine aşık olacağınız bir tesbih daha bırakıyorum sizlere. Videolarımda biraz daha hani kalitesinden de tutun her şeyine kadar güzel tespihler göstermeye çalışıyorum. Çünkü dükkanımda çok fazla tespih var. Her tespihi video çekmeye çalışsam çok fazla zaman geçer. Çok fazla video olur ama ben sizlerin sıkılmayacağı ve gerçekten kaliteli tespihleri çekip sizlere tanıtmak istiyorum. Dediğim gibi bu tespihlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adreslerimi takip edip mesaj atarsanız oradan ulaşabilirsiniz. Takip etmek zorunda değilsiniz. Normal mesaj yazsanız da Instagram'dan görebilirim. Ama sizden bir ricam var. YouTube'dan takip edin kardeşim. Çünkü YouTube Instagram gibi değil. Kim sizin neyi takip ettiğinizi görmüyor. Takip edin, destek verin. Çünkü bir izlediğinizde alta bir bakarsanız... Bakın ya sadece alta bakın. Genellikle izleyenler abone değil. Abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.